oral seks. Sual, bazıları oral seks caizdir. Çünkü oral seksi yasaklayan ayet ve hadis yoktur. Hatta Bekara suresinde tarlanız olan kadınlara istediğiniz gibi yaklaşın deniliyor. Sonra hadisi şerife göre meni temizdir. Kadının erkeğin menisini yutmasında mahsur olmaz diyorlar. Bunlar caiz midir? Cevap, bir şeyin haram olması için edilleyi erbaada bir delilin bulunması lazımdır. Ancak meşhur olan şeyler için hüküm böyle değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de tuvaletteki necaset yenmez, idrar içilmez diye yazmıyor. Tayyip olanı, temiz olanı, helal olanı giyip için buyuruluyor. Bekara Suresi 168. Ayeti Ana babanızı dövmeyin denmiyor, İsra Suresinde öf demeyin deniyor. Öf demek yasaklanınca dövmek elbette günah olur. Kur'an'da ana babayı dövmeyin diye bir ayet yok, öf demeden dövmenin mahsuru olmaz demek elbette yanlıştır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Cima esnasında ferce yani avret yerine bakmayın, körlüğe sebep olur. Bakmak men edilince, ağza almak, yalamak elbette caiz olmaz. Kadınla her türlü ilişki caiz değildir. Bildirilen ayetin meali şöyledir. Kadınlarınız, çocuk yetiştiren tarlanızdır tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Bekara suresi 223. ayeti. Buradan livatanın da caiz olduğunu çıkaran sapıklar vardır. Halbuki önceki ayetin meali şöyledir. Kadınlar hayızdan temizlendikten sonra Allah'ın size emrettiği, izin verdiği yerden onlara yaklaşın. Bekara suresi 222. ayeti. Emredilmeyen yerden, dübürden yani arkadan yanaşmak livatadır, büyük günahtır. Çünkü İslam alimleri buyuruyor ki, Livata, zinadan daha şiddetli haramdır. bahrur Raik, Reddül Muhtar'da böyle yazar. Üç hadisi şerif meali de şöyledir. Hanımıyla livata eden mel'undur. Livata, homoseksüellik demektir. Hanımına dübründen yaklaşan Allah'ın rahmetinden kovulur. Hanımına dübründen yaklaşana Allah rahmetle nazar etmez.'' İslam alimleri bir Müslümanın ağzına sövenin bilmem ne yaparım diyenin imanı gider buyuruyorlar. Çünkü ağız Kur'an okuma yoludur. Bir hadisi şerif meali şöyledir. Ağzınızı temizleyin çünkü ağzınız Kur'an yoludur. Ağza sövmek günah olunca yani senin ağzına pislik koyarım demek imanı götüren, insanı kafir eden bir günah olunca bizzat ağza meni akıtmak, idrar çıkan yeri Müslümanın ağzına sokmak caiz olur mu? Erkeğin de idrar ve kan çıkan yeri yalaması asla caiz olmaz. Gayrimüslimlerin çirkin bir adeti olan oral sekse özenmekten uzak durmalıdır. Meni, Hanefi mezhebine göre necistir. İdrar kanalından çıkmaktadır. Şafii'de ise temizdir. Temiz olması yenir içilir anlamında değildir. Çamaşıra bulaşırsa namaza mani olmaz demektir. Başkasının sümüğünü bile necis olmadığı halde yani namaza mani olmadığı halde alıp yutmak uygun olur mu? Sual. Fetavayı Hindiye kitabının Türkçe tercümesinin 12. cildinin 177. sayfasında oral seksin cevazı bildirilmektedir. Buna rağmen nasıl olur da oral sekse caiz değil denebilir? Cevap. Ne Hindiye'de ne de başka kitapta oral seksin caiz olduğu bildirilmiyor. Önce oral seks nedir? Birincisi, erkeğin menisini hanımının ağzına akıtması, İkincisi de erkeğin kan ve idrar çıkan yeri yalayarak orgazma ulaşmak demektir. Hiçbir din kitabında böyle bir sekse dinimiz cevaz vermemektedir. Kur'an okuyan Müslüman ağzına pis meniyi alabilir mi hiç? Müslümanın ağzına sövmek küfürken bizzat pisliği, meniyi ağza akıtmak nasıl caiz olabilir? Hindiye de deniyor ki, Nevazil kitabında bildiriliyor ki, bir erkek zekerini hanımının ağzına koysa, bu mekruh olur bunun hilafını söyleyenler de olmuştur. Zahirede de böyledir. Burada oral seksten hiç bahsedilmiyor. Üstelik ağza zekeri koymak bile mekruh buyuruluyor. Mekruh denince tahrimen mekruh anlaşılır. Harama yakın bir iştir. Bu sadece ağza almaktır. Yoksa oral sekse asla cevaz yoktur.